Sayın hocalarım, size saygıyla selamlıyorum. Benim başıma gelen bir şeyi anlatayım size. Ben paraşütten atladım Kıbrıs'a ve etrafımızı 100 metreden attırır bize, düşmana hedef olmasınlar diye. Sağımdan solumdan mermi geçtiğini hissediyorum. Aşağı indiğimde paraşütüm havada yangın mermisi aldı. Ve paraşütü kuşa açtım. Sirk çantasını yaparak uçak savar giydim. Uçak savar silahını pusuya, toplama bölgesine getirmek üzere yola çıktım. Çok sıcak vardı. Düşman bize fırsat avlayıp tüm köylere Türk bayrağı çekerek bize gelsinler diye pusuya düşürmek istedi. Ama biz eğitimliydik. Arkadaşlar vardı, 5-6 kişi vardı, toplandık, gidiyoruz. Dediler ki biz çok sıcak var, Türk şeylerine gidelim. Bayrak var, oraya gidelim dediler ama ben razı olmadım. Dedim arkadaşlar, biz gitsek bile savaşa gidiyoruz. Uçak savar silahı bende, cephane başkasında toplanmamız lazım ki biz savaş edebiliriz. Ve ben arındım ama o bir arkadaşlar, giden arkadaşları ufak ufak dilim dilim kestiler ve şehit oldular. Ondan sonra toplama bölgesine gittiğimde gidemli albay, tablo komutanı. O gelmişti, elini de incitmiş. Bana dedi ki, oğlum dedi, havlunda dedi, karşıda beton koroganlar var, oradan ateş edeyler dedi. Silahı kur da oraya ateş eder. Halbuki demir parçası. Bende bir kol tabanca var, başka da hiçbir şey yok. Silah var ama cephane yok. En son dedim ki, komutanım bu demir parçası bir şey yok. Sen dedim, neyle ateş edeceğiz? Toplanacağız ondan sonra. Toplanmaya başladım. En son bana dedi ki kendine bir mevzi kazdığı da düşmana hedef olmayın. O kadar sıcak var ki mevzi kazmayı bile üşendim ya. Havan geliyor. Havanlar çok güzel havan atardı. Havan geliyor, düşüyor. Düştüğü yer çukur oluyor ya, ben oraya yattım. Oğlum ne yapıyorsun dedim komutanım, bir daha buraya düşüremezler. Hatta öyle oldu, düşüremediler. Ondan sonra toplama bölgesinde toplandım. Savaş boluğu diye bir boluk vardı mücahitlerin, oraya gönderdik. Ben oraya gittiğimde her taraf şehit olmuş. Sağdan soldan mermiler geliyor. Bana dedi ki Teğmen, oğlum dedi mevzi kazdığı da ateş et. Dedim komutanım bu ne kadar ölü var, ne kadar şehit verdim. Siz dedim, ateş ettiğiniz yerde dedim, mevzi değiştirmeniz lazım ki bir daha oraya düşüremezsiniz. Biz öyle yapmıyoruz, öyle yapmıyorsun da şehit verdim dedim. Ve 3 tane mevzi kazdım. Beton koroganlara ateş ederek, saniyede bir mevzi değiştirdiğim halde, kendi bombayı olduğu şey havanı düşürdüler. Ve o zaman dedi ki biz öyle yap, dedim sen de emir ver, değişik yani hedef şaşırdı. Bu vaziyetten 24 saat savaştıktan sonra beni birliğime çağırdılar. Orada bir şehit verdim, benim nişancı yardımcım şehit oldu. Ve tablo komutanı dedi ki oğlum dedi hiç moralini bozma, sen devam et. Ben dedi yardımcıyı alıp geleceğim cephaneyle. Ama tabi laf çekmeye mümkün değil. Ve ondan sonra 24 saat sonra bizi aldılar yine birliğimize. 5 parmak tarlalarına taarruza kalkacağız. Taarruza kalkmaya başladık ama her taraf taş. Mermi atıyorsun atıyorsun hiçbir şey yok. En son o gün 17 kişi şehit verdi. Oradan çıktık. Bizim Tuga komutanı vardı. Adnan Doğu, o zaman oydu orada şey olarak. O dedi ki, böyle böyle dedi, Kol General
Bedrettin Demirel'e dedi ki, biz dedi şehit veriyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz. Dedi ki, Türk askerine geri dönmek yok dedi, gideceksin dedi. Orayı kazanacaksın. Ve bütün giriş yerlerini tespit, keşif takımı keşif etti. Aramızda intihar komandosu seçilerek orayı o vaziyette aldı. Ondan sonra yani hepsini anlatsam zaten bitmez. Bir şey sormak istiyorsanız da cevaplandırabilirim ya. Talebelere diyorum. Arz ederim diyor. Başka arkadaş varsa birisi.